Oluşturulan bant dizayn üzerinde yapacağımız bir diğer işlem kalıp setine eklemek olacak. Kalıp setinin eklenmesinde NX'in size sunmuş olduğu kalıp seti kütüphanesini kullanabilmektesiniz. Burada yapacağınız tasarımla alakalı olarak oldukça fazla kalıp seti çeşitleri sizlere sunulmaktadır. Standart olarak uygulanabilecek değerlerin her biri bu liste üzerinde karşınıza çıkacaktır. Mevcut kalıp tasarımımıza uygulanacak bir diğer işlem. plakalı universal bir olan kalıp seti. Beş 400 1500 mm uzunluğunda, 400 mm genişliğinde bir kalıp setini ortama apply ederek ekliyorum. Kalıp seti ekleme kısmında standart olarak verilen değerlerin haricinde ilgili menüye kendi tanımlayacağım değerleri de girebiliyorum. Örneğin ilk olarak yapacağım ayarlamalardan bir tanesi plaka uzunluklarının 1500 değil 1880 olması gerektiğini, kalıbımızın genişliği ise 320 olması gerektiğini belirtmek olacak. Böylelikle farklı bir kalıp seti tasarımı gerçekleştirilebilir. Distance to die base seçeneğiyle kalıp setini X yönünde hareketlendirebilirsiniz. Kalıp setinin sadece uzunluğunu ve genişliğini değil, plakaların her birinin yüksekliklerini de düzenleme imkanınız mevcut. Bu işlemle alakalı olarak yapacağımız bir diğer ayarlama, ilgili menüde karşımıza çıkmakta. Örneğin üst plakanın olmasını, TBPH'ın şuradaki plakamızın standartların haricinde benim tanımlamış olduğum bir değerde olmasını,
Kalıp seti ile ilgili tüm ayarlamaları mevcut üründen gerçekleştirebiliriz. Yapabileceğimiz bir diğer ayarlama Design Tools bölümünde karşımıza çıkıyor. Progresif sistemlerinde çoğu zaman bu uzunlukta bir kalıp setini, en azından bir plakayı işlemek, imal etmek zorlayacağı için, çok zor olacağı için alt taraftaki ortada yer alan plakaları bölmek, split etmek gerekebilir. Bununla alakalı olarak da Split Die Place seçeneğini kullanabilir, tercih edebiliriz. İşlemle alakalı olarak yapılması gereken şey zaten bir tane plakayı seçmek olacak. Bir plakayı seçmenizle birlikte orta gruptaki tüm plakalar otomatikman seçilecektir. Pick Split Location'a ulaşmamla birlikte hemen üstten bakılarak karşıma plaka getirilir. Buradaki genişlikleri belirleyerek istediğim hatlardan kalıp setleri tek bir seferde bölünebilir. Bölme işlemini milimetreden 2 milimetre gap, yani açıklık bırakarak gerçekleştiriyoruz. İşleme devam edilebilir. İşlemin yapılmasının ardından kalıp setini ekran üzerinde inceleyebilirsiniz.